Merhabalar, ben Hülya, seramik öğretmeniniz. Size bu hafta pinching yani çimdikleme yöntemiyle çan yapmayı öğreteyim. Elimize bir parça çamur alıyoruz. Aldığımız çamuru yapmak istediğimiz form her neyse yavaş yavaş ona doğru döndürmeye başlayacağız. Biraz çimdikleme dediğimiz tam olarak bu. Elinizle İki parmağınızın arasında açtırmak yahut kapatmak. Yönüne siz karar verdiğiniz için çamurun, formu bilen de sizsiniz, ne yapmak istediğini bilen, istediğiniz yöne doğru iterek yahut da çektirerek çamurun formuna karar veriyorsunuz. Ne olması gerektiğine, nasıl olması gerektiğine. Bu şekilde yine asla her yere dokunmayı ihmal etmiyoruz. Tüm yüzeyine sıkıca dokunuyoruz. Tamamen pekiştiriyoruz. Şöyle basit bir çan yapalım, sonra onu süsleyelim. Evet. Ben çanımın bir çiçeğe benzemesini isteyeceğim. O yüzden de onu çiçeğe benzetecek yönde hareket ettireceğim. Gerekse eklentiler yapacağım. Eğer yetersiz kalırsa, yani daha fazla çamura ihtiyacım olursa, çamur alıp ekleme yapabilirim. Elimizdeki çamura mahkum değiliz. İstediğimiz kadar arttırabiliriz. Ya da fazla gelirse azaltabiliriz. Eğer elimiz kurursa yavaşça elimizi hafifçe ıslatıp çamura müdahale edebiliriz. Ben bunu bir galaya benzetmek istiyorum. O yüzden de bu ucunu birazcık daha uzatmak istiyorum. Uzatmak istediğim için hafif hafif sıkıyorum elimde ve inceltiyorum. İki taraftan sıktığım için uzamış oluyor. Galaların, gala çiçeğinin biraz burası katlanmış gibi görüneceği için ben de kısmını içe büküyorum. Ve katlıyorum.
Biraz daha amorf olmasını sağlamak için farklı yönlerinden sıkıştırıyorum. Ve ucunu inceltmek istiyorum. Bu bir çiçek. Çiçeğin zarafetini de korumak adına bittiği noktayı inceltmek istiyorum. Elinizle iki parmağınızın arası size istediğiniz inceliği sağlar. Hafif volanlar verelim. Daha estetik görüntü elde etmek için. Aynı şekilde diğer yakayı da parmağınızı, yani bu tür bir durumda parmağınızı da altına koyup bu girintiyi de almayı başarabilirsiniz. Eğer çamurunuzda çatlak oluşursa hemen çentik atıp çatlağı gideriyorsunuz. Asla elinizle kamufle etmiyorsunuz. Bir çatlak söz konusuysa mutlaka çentik atıyoruz. Biraz burayı inceltmek istiyorum. Sonsuza kadar, yani istediğiniz form olana kadar çamuru alıp ekleyebilirsiniz. Uzatabilir, çekebilir. Burayı biraz güçlendirmek istiyorum. Yapıştığı yeri. O yüzden çamur ekliyorum. Ve çamuru kaynaştırıyorum. Bırakıp bırakmayacağımı, yani formu bu şekilde bırakıp bırakmayacağımı görmek için rötuş yapıyorum. Eğer seversek böyle kalabilir. Burada küçük bir sorun olmuş. Hemen çentik atarak ve çamur ekleyerek sorunu gideriyoruz. Hiçbir çatlağı göz ardı etmeyin. Eğer göz ardı edersek ya kuruma esnasında, kuruma küçülmesinde ya da fırında kendini gösterir.
Yine. Mutlaka eklediğimiz her parçayı pekiştiriyoruz. Çiçeğimin şurasına, üst tarafına bir delik açıyorum. Bu delik içinden geçen boncuğu tutmasını sağlayacak ve asabilme kolaylığı sağlayacak bana. Bunu biraz burada bırakalım ve ortasındaki parçayı yapalım. Biraz daha süslemek istedim ve arka parçasını uzatmak istiyorum. Harika bir çanım olsun istiyorum. Aynısından birkaç tane daha yapıp birlikte de asabilirsiniz. Ya da tek bir tane de asmanız mümkün. Bunları elimle koparabilirim bu arada. Aslında bir alete ihtiyacım yok. Şu şekilde. Elimle kopartıp yine parmağımla biçimlendirip devam edebilirim. Bu bitkinin çanak yaprakları, çanaktı değil mi? Olsun istiyorum. Aynı şekilde bunu da deliyorum. İkisini birbirine ekledikten sonra da delmem mümkündü ama bunu yapmaya sonra karar verdiğim için ayrı ayrı delmiş olduk.
işlediğim parçayı çantik ve çamur ekleyerek şu an böyle bir çiçeğim oluştu. Bunun ortasına da evet, bu şekilde bekletebilirim. Ortasına ses çıkarabilmesi için hem de çiçeğin tozlaşması için, orijinalinde tozlaşması için bizde de estetik ve ses çıkartması için o erkek birimi ekleyeceğim. Rüzgarda duvarlarına çarptıkça bu eklediğimiz parçaya ip bağlayabilmek için ya bir delik açacağız ya da askı gibi bir eklenti yapmamız gerekiyor. Küçük olduğu için ve alanda dar olduğu için, çünkü bu formun içinde kalacak çiçeğin. Şuradan. Kaşık gibi. Bu iki parçayı ayrıca kurutacağız. Kuruduktan sonra ve fırınlandıktan sonra içinden ip geçecek, bağlanacak ve bu buna çarptıkça duvarlarına o sevdiğimiz tiz efektleri verecek. Rüzgar her vurduğunda, her kıpırdattığında biz bu sesi duyacağız. Güle güle kullanın. Göstermeye çalışacağım. Buraları da çok kirlettim ama daha temiz nasıl gösterebilirim diye bakıyorum açıkçası. Evet, bu şekilde. İyi günler.